Axis Mount'u tanıtayım arkadaşlar. Axis Mount 4 mevsimlik bir monttur. Berkay ve işte Fatih arkadaşlara 3000 liralık mevsimlik full set demiştik. O yüzden hani A'dan Z'ye tanıtım istedikleri için biz de öyle bir ben de öyle bir şey toplamaya çalışıyorum. Bunların işte kolunda şöyle açılan hem cırt cırtlı aynı zamanda böyle fermuarlı bir şekilde, aynı zamanda kolları ayarlanabilir şekilde yapılmış iki kademeden oluşuyor, pardon üç kademeden oluşuyor. Kolları ve omuzları destekli, yani korumaları var. Arkasında sırtlığı yok, sırtlığı ekstradan sizin almanız gerekiyor. Ve bu naylon 6-6 kumaşlarından yapılıyor biliyorsunuz. 500D, 600D tarzı kumaşlardan yapılıyor ve dayanıklı kumaşlardır. İç tarafında bir tane astarı var, kapandığında ise tekrar göstereyim. Şöyle oluyor. Şöyle kapanıyor. Şurasında da tekrar bir boyun kapatma yeri var. Boyunu çok düşük değil, çok yüksek de değil. Tam arada böyle. Eğer kaskınızda arada bir boşluk olursa oradan rüzgar girebilir. İstiyorsanız hani rüzgar girmesini engellemek için balaklava alın veya işte bir tane bandana alın. Onu isterseniz buranıza doğru getirirsiniz. Eğer hani çene pediniz tamamen sizin boynunuzu kapatmıyorsa, büyük bir şeyiniz yoksa yani ya da hiç çene pedi yoksa bir bandana kullanmakta yarar var. Balaklava daha iyi olacaktır kış sürüşlerinde özellikle. Şunu şöyle açabilirsiniz ve içindeki fileli dokuyu görebilirsiniz. İçinde de bol bol cebi var. Bunu önerebilirim. İşte hani 3000 lirayı belki biraz geçebilir. O yüzden hani açıklama kısmına birkaç tane daha link koyacağım. Şu mesela bu Teş90'ın hakiki kanvas ve kevlar içeren bir pantolonunu sunacağım. Bu da Teş90'ın madrası. İçindeki kevlar kısmı görüyorsunuz zaten beyaz. Şöyle açalım. İçinde kalça korumalarını görüyorsunuz. Bunlar Teş90'ın Impact'tek korumaları, vurduğunda sertleşen korumalar. Şehir içi kullanımları için ideal. Daha dayanıklı, daha su geçirmez bir şey arıyorsanız mesela işte Revit'in veya işte Venom'un, Dynes'in pantolonlarından alabilirsiniz. Bunun hem dizlerinde de var. Dizlerinde aynı zamanda körük mekanizması var. Ve bu hani şu kısımlar da bol bol cep yapmışlar ve bir kemer. Yani şehir içinde de rahatlıkla kullanabilmeniz düşünülmüş bunda. Şuralarında da tekrar şöyle fermuarlar koymuşlar. İstiyorsanız hani cep olarak kullanabilin diye. Şimdi kas tanıttık. Mont tanıttık. Bir tane daha işte tekrar şu isterseniz hani kot deseni seviyorsanız kot deseninde de alabilirsiniz. O mesela Teş90'ın madrasıydı. Bu da Teş90'ın Pirate'ı. Bunun siyahı da var. Daha önceki tanıtımlarda da görmüşsünüzdür zaten. Teş90'ın burada Pirate, evet doğru Pirate'ı. Aynı şekilde bu da gerçekten korumalı bir pantolon. Kalça korumaları var şöyle. Onlar da vurduğunda sertleşebiliyor. Cepleri var. Aynı şehir içinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. İsterseniz o kalça korumalarını çıkartabilirsiniz şehir içinde kullanırken hani sıkılırsanız. Veya işte bu ne denir, diz korumalarını istiyorsanız içeriden çıkartabiliyorsunuz. Dayanıklı bir kumaştan yapıyorlar zaten. Teş90'ı da zaten hani birçok insan tanıyor. Yeni başlayan arkadaşlar belki tanımaz. Onlara tekrar söyleyeyim. İyi bir firmadır. Çok iyi kotlar üretir. Çok dayanıklı kotlar üretir. Yurt dışında da satışları var. Diğer bir soruya geçelim. Bir tane arkadaşımız birkaç gündür soru soruyor. O da Cengizhan adında arkadaşımız. 5-10 bin TL arası kask istiyorum diye hani birkaç keredir söylüyor. Şimdi hani bizim elimizde olan ya da getirtebileceğimiz 5308 lira maliyeti olan bir tane kask var. AGV Corsa R Espar Garo diye bir model. Bu yarışlarda da kullanılan bir model galiba. Tabii hani geliştirilerek kullanılıyordu belki. O kastan alabilirsin 5308 lira. Daha yüksek modelleri de vardır tabii ki. Daha pahalı kaslar vardır tabii ki. Fakat o kaslar da kendi içinde hani farklı fiyatları vardır. Ama bizim hani bizim getirtebileceğimiz kaslar değil. Biz mesela o AGV Corsa R Espar Garo'yu rahatlıkla getirtebiliriz. Eğer sipariş verirsen Cengizhan. Birkan
Mor Koç, Birkan Mor Koç adlı arkadaşımız da bizden 2000-2600 TL arası giyim tavsiyesi istemiş. Şimdi hani birçok arkadaşa şeyi sunmuyordum işte, Teş90'ın pantolonlarını sunmuyordum, tampon bin sunmuyordum. Mesela işte Birkan'a bir örnek olsun diye bunu sunayım. Hep çoğunlukla hani linklere yazıyordum. İlk önce bu Nex SX100 kaskı önerebilirim. Hani ne tarz bir motorun olduğunu bilmiyorum ama hani spor model diye düşünüyorum. Bunu önerebilirim. Bell Vortex'i önerebilirim. Bell Vortex'in zaten hem linkini paylaşmıştım hem de daha önceki tanıtımlarda diğer arkadaşlarla da önermiştim. Gerçekten iyi bir kastır. Bell Qualifier, pardon. Bell Qualifier iyi bir kastır. Hani Bell Vortex Beef biraz daha yüksek, hani 2600 lira istiyorsan birçoğunu kaska verince şimdi diğerlerine çok zayıf alman gerekecek. Üstünü, altını, botunu, eldivenini çok zayıf alman gerekecek. Bu kaskı önerebilirim. SX100'dür bu. Bunun da tanıtımını yaptım daha önceden. Bell Qualifier alabilirsin. Kabak stand alabilirsin. Ondan sonra LS2 FT LS2 FF396 FT2 alabilirsin. Onların zaten linklerini paylaşacağım. Ve hani üstündeki IXS'i alabilirsin. IXS 4 mevsim bir monttur. Bu iyi bir monttur. Veya işte Venom'un başka bir montunu alabilirsin. Onları da daha önceden giymiştim, tanıtmıştım. Venom'un hepsini zaten ekleyeceğim. Venom Columbia, işte yeni gelen mesela Modeka montlar var. Onların da tanıtımını yapacağım hemen bunun arkasından. Onların tanıtımını yapacağım. Onları da videoya eklerim veya bir sonraki videoya eklerim. Onların tümünün tanıtımını yapacağım ve arka arkaya ekleyip hani böyle bir video serisi yapayım dedim. Hem bilgilendireyim, hem detay vereyim, hem de hani kumaşlarını tüm arkadaşlara hem pantolonundan ayakkabısına kadar tanıtayım dedim. Şöyle diyeyim. Bir de ayakkabı tanıtayım. Ucuz ve biraz daha pahalı model gibi düşündüm. Mesela bu Rockwell'in gerçekten uygun fiyatlı, aynı zamanda hani destekli bir botu. Ön tarafında, yan tarafında ve topuk tarafında gerçekten iyi korumaları var ve gerçekten uygun fiyatlı bir bot. Hem de hani şehir içi kullanımına gerçekten iyi gidecektir. 229 TL bir fiyatı var ve ön tarafı böyle cırt cırtlı şekilde yapılmış. O yüzden de gerçekten güzel ve içi hani terlemeye böyle hani terleyince kolay kendini ne denir ona? Kendi ıslaklığını çok fazla belli etmeyen bir ayakkabı çeşidi, bir bot çeşidi. Zaten içindeki delikli bir yapı. Mağazaya gelirseniz aslında görebilirsiniz. İçindeki delikli yapı hani sizi çok fazla terletmeyecek ve terinizi çok fazla saklı tutmayacak bir bot. Şey yapabilirsiniz, girebilirsiniz rahatlıkla. Ondan sonra şunu tanıtabilirim arkadaşlar. Alt zemini zaten kaydırmaya karşı kaydırmaya karşı benzinle mazotla kaydırmaya karşı şeylidir böyle hani dayanıklıdır. Kaydırmayacaktır. Şuradan geçebilirsiniz ya. Fark etmez. İç tarafı terletmez bir yapıya sahiptir ve yan tarafında bunun da hani hem topuk burun koruması var. Hem vites koruması var. Burada bir tane slider gibi. Vites koruması var, topuk koruması var, bilek koruması var. Cırt cırtlı bir şekilde kapanıyor ve iyi bir yani iyi yapılmış gerçekten. Ve bu da gerçekten ucuz sayılabilecek bir bot, hani diğer botlara nazaran ucuz sayılabilecek. Alman malı biliyorsunuz Modeka. 99 euro yani 5,5-550 lira civarında filan bir şey olması lazım. Hani ucuz değil ama diğer botlara bakınca biraz daha ucuz fiyatlı bir bot. Bir de Modeka'nın daha şehir içi, şehir tarzı sürüş yapanlara yönelik bağcıklı bir modeli var. Ama hani spor bir sürüş yapacaksanız ve spor motor kullanıyorsanız bu daha iyi olacaktır. Rockwell'de evet, Rockwell'in bu modeli de olabilir. Ama Modeka'nın hani uygun fiyatlı bir tane daha almak istiyorsanız bu deri ve kumaş alaşımlı montunu, hani bu da terletmiyor. Ama bağcıklı, hani siz cırt cırtlı istiyor olabilirsiniz belki.